sinir altı sistemlerinizden tohumlar üretimi yapıyoruz. Bu da bir Ar-Ge baktığınızda. Yani siz atıyorsunuz, o kendiliğinden bir öbür türlü. Mesela biz labor beraber kurmuş olduk hocamla. Kurucu olarak beraber. Sonrasında yüksek lisans tezler kurumu oldu. Öyle devam ediyor. Ürünümüz 6 watt elektrik tüketiyor. Yani siz 6 tane bitkiyi 7 lira elektrik parasıyla üretelim. Dışarıdan almak yerine daha aynen, şöyle düşünün, bir ürün oluyor. Siz bilerek yapmak. 7 liralık bir elektrik kullanarak 6 tane bitki büyüteceksiniz. Çoğalıyor, devam ediyor. Mesela bu bizim kekik Mart ayından beri burada. Ha, baktım kekik burada. Bayağı yoğundu. İşte yani onu merak ettim. O da çok önemli. Dalından önce. Çünkü ya ortamda bir şey yok. Böcek hasta. %95 daha az su kullanıyor. 2 kat daha az su. Yani 12 ay boyunca kesiniz bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Bu kap... Bir limonlu fesleğen olsaydı... Herhalde tadı varmış. Mesela rakı bile içmez sizde. Evet, evet, işte o yüzden bana fazla geldi. Hocam ben gazeteciyken hep çiremedim. Şu da... Tam enflasyon dostu insan. Burası 2-3'e girdik ki 600 falan böyle var yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında elektrik elektronik ihracatçılar... Şu diğer elinizle tutar mısınız? Bunu değil mi? Tamam, şöyle çekiyorum. Bir ver bunu. Bekleyin. Çiçek de var şurada direkt. Şuradan şöyle geniş kadrajla daha gidelim. Yani ilk kırmızı olduğunu almak lazım. Şurada var. Şunları çektiyseniz. Bir de yeni çiçekleri belki duvar. Toprak yok. Onu kaldıracağım birazdan. Nedir şu anda bu? Bu durgun su kül. Bu şekilde kök gelişimini görebilirsiniz. Burada tamamen tohumdan büyütülüyor. Biz kapalı alanda LED aydınlatma sistemleriyle toprak kullanmadan bitki büyüten sistemler geliştirdik. Tabii bunun çıkış noktası hızlı nüfus artışı. Baktığınızda dünyada son 100 yılda yaklaşık olarak 4 katlık bir nüfus artışı var ve küresel ısınma. Çünkü küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği tarım faaliyetlerine ciddi manada zararlar veriyor. Bu kapsamda Türkiye'de son 10 yılda toprak verimliliği %23 azaldı. Ürün kayıpları %40'lara, hatta buğdayda %80'di geçen yıl baktığınızda. Bunu önlemek amacıyla bu teknolojileri geliştirdik. Biz geliştirdiğimiz sistemlerle mega tesis kuruyoruz. Yani raflı sistemleri düşünebilirsiniz. Bunlarla şehrin göbeğinde üretim yapan, yani yerinde üretim teknolojileriyle karbon salınımını minimalize eden, yani lojistiği ortadan kaldırarak karbon salınımını minimalize eden sistemler geliştirdik. Siz bu sistemlerde bizim elimizde şu ana kadar 104 farklı bitkinin verisi var. Yani bunun içinde havuçtan patatesine, tütününüze, aklına gelebilecek her şeyi bu sistemlerle büyütebiliyorsunuz. Avantajlarımız geleneksel tarım oranına %95 daha az su kullanıyor baktığınızda bu sistemler. İlaveten 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz ve hiçbir zira ilaç kullanmıyorsunuz. Çünkü böcek yok, hastalık yok, kontrollü ortamlarda büyüyorlar. Ve bizim geliştirdiğimiz ürün, daha doğrusu donanım sistemleri, gömülü sistem yazılımları ve network tasarımları sayesinde, biz bu arada kendi driverlarımızı kullanıyoruz. Bu sayede rakiplerimizin 200 wattla aydınlattığı alanı, yurt dışındaki, globaldeki rakiplerimizin 200 wattla aydınlattığı alanı biz yaklaşık 33 wattla aydınlatarak, günde 15 saat çalışarak bu sistemleri hızlı bir şekilde 25 günlük bir periyotta bitki büyütebiliyoruz. 3 farklı iş modelimiz var. İlk raflı sistemden bahsetmiştim. İkinci sistem ise masaüstü sistemlerimiz. Üçüncü modelimiz ise sera aydınlatma sistemlerimiz. Şu anda elimizde 105 farklı bitkinin aydınlanma verisi var baktığınızda. Ve şöyle de söyleyeyim, biz bitkinin tadına da müdahale edebiliyoruz. Tat alanında çalışan bir genel kapsamda, globalde de çok bir firma yok baktığınızda. Büyüdü mü büyümedi mi diye kontrol ediyorlar. Bazı bitkilerde biz 3 kat daha hızlı büyütüyoruz. Yani 95 günde büyüyen kale'ı biz 30 günde büyütüyoruz. Ya da marul normalde toprakta 40 ila 80 günde büyürken biz 17 günde büyüyor. Yani daha hızlı üretim yapıyor. Bu kapsamda ürünlerimiz Antalya'da, Muğla'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kullanıcıların mevcut. Farklı ürünlerimiz. İlaveten İsrail'e, İngiltere'ye ve Makedonya'ya numune ürünler de gönderildi. Bir dönümlük bir tesisi bir ayda kurabilecek kapasitedeyiz. Biz yaklaşık 2000
2016-2017 döneminde mezun oldum ben. Lisans tezimdi bu proje. O dönemden beri akademik araştırmalarla, testlerle başladım. Hiçbir zirai ilaç kullanmadan bu İzmir kekiğini biz normaline göre yaklaşık 20 kat daha yoğun tatlı yetiştirebiliyoruz. Yani bunun bir yaprağı bütün dalının tadına etki ediyor. Daha konsantre oluyor. Yani bu kapsamda 105 farklı türün bizim elimizde verisi var. Bunun içinde patates, havuç, pamuk, tütün, domates, aklınıza gelebilecek bütün yani bamyasından bölgesine her şeyi denedik, karpuzuna, kavununa ve bunun verisini tuttuk. Tabii tıbbi aromatik bitkiler daha katma değerli. Portakal nergisi, işte safran ve salep gibi bu alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Ve bunları yaparken de hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Benim için çok değerli çünkü Profesör Doktor Murat Aşkar yani rektör hocamız Türkiye bilim tarihinde de çok değerli biri. Kendisi TÜBİTAK Uzay'ın kurucusu, ne kadar san varsa hepsinin kurucusunda yer almış birisi. Çok vizyoner bir hocamız. Onun deneyimi benim enerjimle çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah daha güzel bir noktaya geleceğimizi umuyoruz. Çünkü biz bu projeyi tamamen ihracat odaklı geliştirdik ve gıda sorununa bir çözüm olmak amacıyla geliştirdik. Bu sistemlerin birçok avantajı var. Tarla ile kıyasladığınızda ekim dikim faaliyetleri var baktığınızda, bir lojistik faaliyetleri var. Burada siz yerinde üretim yapıyorsunuz ve biz bu bitkileri tohumdan büyütüyoruz. Siz tohumu atıyorsunuz, bitki orada büyüyor ve ortam tamamen sağlıklı olduğu için ürün size geldiğinde bir yıkama gibi bir sorununuz olmuyor. Direkt dalından kopartarak bu ev sistemlerinde yetiştirdiğimiz ürünleri direkt dalından kopartarak tüketebiliyorsunuz. Buraya geliyor sizin önünüze bu ürün. Biz yerinde üretip bunu 2 liraya 3 liraya satmayı planlıyoruz. Yani lojistiği komple ortadan kaldırıyor bak. Mert bunun yüksek lisans tezi olarak devam etmek istedi. Birlikte çalışmaya başladık. Bir akademisyen için de her ne kadar idareci olsa da akademik dünyada çalışmalar yapmak çok olması gereken ve insanın zaman ayırması gereken bir uğraş. Ben de ondan dolayı çok mutlu oldum. Birlikte çalışmaya başladık. TÜBİTAK'tan bir proje desteği aldı Mert. Ve ilk profesyonel testlerimize başladık. Değişik bitkilerin değişik ışık tayfları altında ve değişik sürelerde nasıl büyüdükleriyle ilgili değişik besinler altındaki tepkilerini ölçtük. Değişik sistemleri denedik bu arada. Hidrofonik, aerofonik dediğimiz sistemler yani alttan sisleme yaptığımız sistemler ya da su dolaştıran sistemleri denedik. Daha sonra durgun suda da bitkilerimizi büyüttük. Çok gurur verici. Mert'in çalışmaları da çok tatminkar ve gurur vericiydi. İnşallah ileride de hepimizin gurur vereceği dünyaya açılan bir projemiz olacak. Bizim hayalimiz mutfaklarda tezgah üstünde değişik baharatları bu şekilde yetiştirebilmek en büyük hayalimiz o.